Seyirciler programımıza devam ediyoruz. Bu arada bizi aramak isterseniz, konuklarımıza sorularınız varsa 441-95-00'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Mehmet Kabakçı Bey, ben görüyorum ki bir iş ne olursa olsun gerek hayır kurumlarına gerekse yardımsever bir elle yapıldığı sürece güzel oluyor. Elinize ayağınıza sağlık. Benim merak ettiğim bir soru var. Neden Seferihisar Belediyesi? Yani Seferihisar'dan güzel bir dalış merkezleri mi var Seferihisar? Neden Çeşme değil ya da Foça değil? Şimdi özellikle oradaki müdür olan arkadaşlarımız, vatandaşımızın hepsiyle orada çok iyi ilgili bir şekilde yardımsever davranışlar içerisindeler. Sağ olsunlar, evet. Çok sağ olsunlar. Yani o cana yakınlığı orada gördüğümüz için orayı daha yakın hissettik. Bu tür çalışmaları da orada daha iyi olabileceğini düşünerek ona karar verdik. Çok güzel. Nitekim Mehmet'in aktivitesini de orada gerçekleştirelim. Seferihisar'da. Evet, evet. Bu rekor denemesini de yine Seferihisar'da. Aynı yerde mi gerçekleştireceğiz? İnşallah. Allah bir kaza bela vermezse işte. İnşallah. Orada. Yardımlarınız için ayrıca Mehmet Bey olan sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Nilay Hanım gelinimiz, aynı zamanda kendisi kimya öğretmeni. Ben görüyorum ki öğretmenler, avukatlar, doktorlar dalışla gerçekten ciddi bir şekilde artık su sporları deyince dalgıçlık hemen ilk akla gelen oluyor. Öyle değil mi hocam? Çok meraklılar ve çok iyi ilgileniyorlar. Muhakkak. Şimdi son 10-15 senedir inanılmaz bir şekilde gelişti bu sektör. Ticari anlamda da çok gelişti. Biraz önce de belirttiğim gibi yelpazesi inanılmaz fazla. Yani fotoğrafçılıktan tutun, sanayi dalgıçlığına kadar birçok branşları var. Yani sanayi insanların... dalgıçlığını siz de yapıyorsunuz tabii, değil mi hocam? Evet, o da ayrı bir tarz gerçekten. Zordur ama... Zor, değil mi? Evet. Nilay Hanım, siz nasıl dalgıçlığa heves verdiniz? Ben de... Mehmet Bey mi önerdi size de? Çünkü Mehmet Bey'in müşterisiniz biliyoruz. Evet, aynen demiştim. Daha önce evet Mehmet Bey'den duymuştum. Bir deneme dalışı yaptım. Deneme dalışından sonra... Devam et. Yaklaşık bir 6 ay sonra iyice bulaştım ben de. Ama çok keyif alarak, evet, kesinlikle bambaşka bir dünya. Mehmet Bey, son olarak size bir sorumuz var. Daha sonra sizleri yolcu edeceğiz. Çok güzel sohbetimizi böleceğiz ama sponsorlardan bahsettiniz. Bulabildiniz mi sponsor acaba? Ya da sponsorla neler daha iyi olabilecek sizin için? Şimdi sponsorun bize katkıları ne olacak? Yurt dışından gelecek olan Guinness'in buradaki takip işlemleri, evrak işlemleri, aynı zamanda basın mensubu arkadaşlarımızın tekneyle gitmelere gelmeleri, o bölgenin tanıtımı, tabii ki bize ufak bir konuda destek gerekebilir. Ama sağ olsun geçen seferki dalış rekorlarımızda, rekor denemelerimizde bu konuyu kendi imkanlarımızdan çözdük. Mehmet Hocam bu konuda bize çok yardımcı oldu. Bugün de çok enteresan havanın patlak oluşu, teknemizin kalkmayışı, havanın Poyraz oluşu, hep bu bizim için kötü etkenlerdi. Ama sonuca bakıyoruz, bir sene, iki sene yakın, bir buçuk seneden fazla hocamla beraber, Nilay Hanım'la beraber oraya gidip bu konuyla ilgili provalarımızı yaptık, çalışmalarımızı yaptık. Evet. Sonucunu çok güzel şekilde aldık. Tahmin ediyorum herhalde 3-4 ay içerisinde son aşamalarımızı, yazışma işlemlerimizi bitireceğiz. Türkiye'yi de kendi mesleğimle ilgili en azından Guinness Rekorlar kitabına sokacağım için heyecanlıyım. Biz de sizin de İnşallah çok heyecanlı seyircilerimizle birlikte yaşıyoruz. Teşekkürler. Evet, seyirciler çok sağ olun. Hocam, Nilay Hanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız var. Alo, merhabalar, coşkulu günlere hoş geldiniz. Teşekkür ederim Emel Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Buyurun. Teşekkür ederim. İyiyim. Ben Fatoş Temizlik Şirketi'nden Fatoş. Merhabalar Fatoş Hanım. Çok sağ olun. Sağ olun, yayınımız devam ediyor gördüğünüz gibi tüm coşkusuyla, coşkulu günlerde. Evet, çok güzel bir yayınız var. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlısı olsun hepinize. Çok teşekkür ederim. Fatoş Hanım, sayın seyirciler, aynı zamanda çok iyi bir iş kadınımız kendisi. İleriki programlarımızda kendisini konuk edeceğiz Fatoş Hanım'a. O zaman daha iyi tanışacağız, siz de tanıyacaksınız. İnşallah. Teşekkür ederim Fatoş'cum, çok sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah konumuz olurum. İnşallah. Tabii ki. Senin gibi genç ve yetenekli bir iş kadını. Bütün dizilerimi bıraktım, sizi izliyorum. Bugün var mı dizi? Biz bugün yok diye seviniyorduk. Oldu. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bir VTL'imiz var. Daha sonra diğer konuklarımızla birlikte olacağız.
Sevgili seyirciler, Coşkulu Günler programının formatı olarak sizlere söz vermiştik. Zaten partnerimin dünya üçüncüsü Emel Hanım'ın kuaför dünya üçüncüsü olduğunuzu hepiniz artık biliyorsunuz. Biz de kuaförlere programlarımızda yer ayıracağız, mekanlarında ziyaret edeceğiz. Bugün Alsancak'ta çok güzel bir kuaför salonu olan, gazetemizde de daha önce yayınlamıştık, Şebnem Şebnem'in de vazgeçemediği kuaför İhsan. Kuaför İhsan gerçekten Ege'de ünlülerimizden biri. İhsan Bey daha önce Amerika'da dünyanın bazı ülkelerinde mesleği için gezip bazı etkinliklerine katılmıştı. Biliyoruz, takip ediyoruz. Şimdi buraya gelmişken çok güzel hanımefendiler var burada. Efendim, niye kuaför İhsan? Hepsinden ayrıcalıklı, kalitesi var, dikkatli, insanları tanıyabiliyor, formu iyi. Yani kişiye göre ne yapacağını biliyor. Ben yaklaşık herhalde İhsan Bey'i tanıyalı 25 yılı geçmiştir. Siz ve başka yere gidemiyorum. Eczacıyım. Eczacısınız. Evet. İhsan Bey, yurt dışı var mı programımız bu ara? Var. Ukrayna var. Yine bir ekip olarak şov yapmaya gideceğiz. Evet. İnşallah oradan da başarıyla döneceğiz. Ama bunun gibi daha çok var tabii ki. Sürekli olacak zaten. Sürekli olacak. Şurada bir hanımefendi daha var. Bir de ona soralım. Efendim, niye kuaför İhsan? Güzel yapıyorlar. Memnunum yani. İyi diyorsunuz. Evet. Güzelliğin sırrı kuaför İhsan. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yayınımız görüyorsunuz devam ediyor. Çok değerli konuklarımız var. Bu akşam da yine değerli büyüğümüz, abimiz, Cevat abimiz burada. Erzurumlar Vakıf Başkanı Cevat Kırkpınar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi şereflendirdin. Hoş geldiniz. Güzel, sağ olun. Hoş bulduk. Değerli seyirciler, biliyorsunuz geçen hafta Harun Cici demiştik. Artık dünya markası Harun Cici'yi herkes tanıyor. Niye diyeceksiniz ki ikisi de burada? Biri vakıf başkanı, bir de Harun Cici. Harun Cici'nin benim çok yakından takip ettiğim, dünyada Erzurum'u çok iyi lanse eden, tanıtan, 2011 olimpiyatlarına Erzurum için gerçekten canla başla didinen bir kardeşimiz. Erzurumlu olduğu için kendisiyle gurur duyuyoruz. Hepimizin gurur. Onun için başkanımla yan yana getirdik. Dedik ki bu ara ikisi de İzmir'de. Erzurum 2011 için ne yapıyorlar diye. Başkanım, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Önce biraz vakıftan bahsedelim. Evet. Yani dıştaki Erzurumlar İzmir Vakfı ne yapıyor diye merak ediyordular. Buyurun efendim. Evet. Önce sizlere çok teşekkürler. Ve Kanal 35'e bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Harun'la beraber olmak da ayrı bir zevk tabii. Evet. Erzurum'da da hep üçümüz beraber. Beraberdik, evet. Üçümüz yine beraber. Evet, 23 Temmuz'da. 23 Temmuz. Evet. Atatürk'ümüzün Erzurum'dan başlattığı kongreyi. Evet. Türkiye'nin temelleri Erzurum'dan başladı biliyorsunuz. Cumhuriyet'in temeli orada, evet, kuruldu. Biz de orada onu canlı canlı yaşadık. Onun için de çok mutluyuz. Bu arada Zeki abla bizi izliyormuş Erzurum'dan. Evet, çok selamları var. Ona da büyük saygılarımızı sunalım. Evet, aynen. İzlediği için teşekkür ederiz. Aynen. Abla, ellerinden öpüyoruz. Şimdi Erzurum Vakfı deyince bu dernekler, işte Erzurum Vakfı, İzmirliler belki yanlış anlıyorlar. Evet. Biz aslında bölücü falan değiliz. Estağfurullah. Gerçekten değiliz. Biz Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak İzmir'de çeşitli yardımlar yapıyoruz. Evet. Kimler yapıyoruz? Fakir fukara yapıyoruz. Hiç ayırmıyoruz. Erzurumlu'nun fakiri gelecek alacak da İzmir'in veya başka Manisalı'nın veya Konyalı'nın veya Ankaralı'nın fakiri alamayacak diye böyle bir şey yok. Ha, bu son günlerde Ramazan'dan sonra, bugün ayın 20'si mi? Tam bir ay mı oldu Ramazan geçeli? Evet. Tam bir ayda bir tonun üzerinde sırf et dağıttı mı? Başkanım, neden gıda? Yani geçmişte hep para yardımı yapılırdı, işte falan bir türlü yardımlar yapılırdı. Ama siz bu dönem nedense ne olduysa gıdaya yöneldiniz. Tabii, çok doğru bir soru sordunuz, güzel bir soru sordunuz. Sağ olun. Şimdi yardım almaya gelen evin reisi erkek geliyor. Evet. Her erkek, her fakir illa aldığı parayı çocuklarına götürüp vermesi için alıyoruz. Yani orada çocuklarını yedirsin diye alıyoruz. Evet. Ama üzülerek ifade edeyim. Bazı insanlara eline parayı verdiğin zaman başka yerlere gidiyor. Başka arkadaşlarına yediriyor. Dolayısıyla o gıda eve gitmiyor. Ama bizim verdiğimiz eti, bulguru, pirinci, şekeri, fasulyeyi
mecbur evine götürüyor. Evet. Dolayısıyla biz de bu yöne başvurduk. Biz Ramazan boyunca gıda yardımı yaptık. Allah'a çok şükür vakfa gelen bir Allah'ın kulu geri dönmedi. Boş olarak geri dönmedi. Mutlaka bir şeyler verdik. Ramazan'dan sonra da bir tonun üzerinde et dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Ben buradan bütün İzmirlilere sesleniyorum. Evet. Bizim esas vatanımız İzmir. Evet. Neden Koyduğumuz İzmir? Yer. Tabii. Neden İzmir? Benim babamın mezarı da İzmir'de, anamın mezarı da İzmir'de. Evet. 1964'te büyük bir amcamız vardı, rahmetli oldu, mezarı İzmir'de. O günden bugüne binlerce benim akrabam var İzmir'de, rahmetli olmuş, hakkın rahmetine kavuşmuş. Binlerce Erzurumlu var. Artık insanların dünya ne kadar geniş olursa olsun daraldı, globalleşti artık. Burada mesela benim kızım Erzurum Üniversitesi'ne yarın gidiyor. Erzurum Üniversitesi'ne bir açılım için şey yapacak, sunum yapacak. 20 lira bilet almış, uçak bileti. Buradan Basmane'den Karşıyaka'ya gidemezsiniz 20 liraya, evet. Ama 20 bin liraya, yani 20 liraya pardon, 20 liraya yarın uçakla Erzurum'a gidiyor. Artık küçüldü. Artık küçüldü. Erzurum, İzmir, Ankara, bilmem Konya değil. Evet. Tabii Erzurum'un büyük nüfusu burada. Çok büyük nüfusu var. Erzurum'un iki katı nüfusu var burada, merkezinin. Bunların içinde çok fakirleri de var. Perişan olmuş, geriye dönemeyenleri de var. Dönmek isteyip dönemiyor. Onlara elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Talep okutuyoruz. Bu arada sözünüzü bağlamak istiyorum. Bir telefon bağlantımız daha varmış. Coşkulu Günler, coşkuyla görüyorsunuz müdürüm, devam ediyor. Alo, buyurun, hoş geldiniz Coşkulu Günler'e. Alo. Alo, merhabalar, buyurun. Ahmet Merhaba, Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Ahmet Özerbaş, Erzurum. Oo, dünyaca ünlü kuaförümüz başkanım. Evet, Kemal evet, Bey. Ahmet Kemal Özerbaş. Kırık Tarak. Yeni yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Kırık Tarak, çok evet. Sağ olun. O da Didi gibi meşhur. Meşhur abi. Size sevgili başkanım, CMC Başkanı Harun Cici, meslektaşım. Sağ olun, çok teşekkürler. Ahmet abicim, nasılsın? İşlerin nasıl? Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Görüyorsun İzmir'deyiz ama Erzurum'u her konuda destekliyoruz. Erzurumlularla. İnşallah 2011'de beraber olacağız. Ve şu an Erzurum'dan rahatlıkla internetten izleyebiliyoruz sizi de. Evet. Gerçi videoda yayınımız var şu an için. İnternetteyiz. Evet. Burada 8-10 tane Erzurum arkadaşlarımız var. Hepsi selamlarını iletiyorlar. Aleykümselam. Yeni yayın hayatınıza başarılar diliyorlar. Nasılsınız? Sağ olun. Değerli kardeşim, bizden de onların hepsine selam olsun. Evet. Selam var sizlere. Ahmet Bey, ekran başından kaçma. Biraz sonra veterilerim var. Senin de dünyada Erzurum için neler yaptığını, neler yaptığını biliyoruz biz. Onun için seni de es geçmedik. Biraz sonra veterilerde göreceksin kendini. Hı hı. Sana çok teşekkür ediyoruz. Yani ben gittiğin her ülkede Türk bayrağını dalgalandırıyorsun. Evet. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Evet. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Ayrıca buradan Mehmet kardeşimi de tebrik ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim Ahmet. Geçen hafta ulaşamadık sizlere. Çok gurur duyduk. Hele, çok sağ ol. Birincisi bizim CMC grubunda olması. Artı benim çok iyi arkadaşım olması. Evet. Gerçekten bizi gururlandırdı. Zaten evet. Sağ olsun 23 Temmuz'da da işte vakıf başkanımız... Hepimiz orada. CMC Başkanımız Harun Cici, evet. Şakir abi, artı Emel Hanım, sizleri göremedik aramızda. Siz de görmek istedik. Ben 2011'de geleceğim, söz. İnşallah. İnşallah. Aktivitelerde, 2011'in tanıtımlarında. İnşallah. Ahmet Bey. Görmek istiyoruz. Ahmet Bey, hazır vakıf başkanımız karşında. Evet. Beklentilerin nedir? Sonra bana telefon açıp da abi sormadın. Başkanım orada bizim için ne yapacak deme. Buyur başkanım karşında. Şimdi böyle canlı yayınlarda pek bilim tutulur, bir şey söyleyemem de. Benim adıma siz de sorabilirsiniz. Sevgili başkanım sağ olsun bizim aktivitelerde hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmadı. Erzurum'a evet. kadar geldi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Elimizden ne gelirse her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Çok sağ olasın Ahmet. Ahmet Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Oradaki arkadaşlara selam. Erzurum'a herkese selam. Herkese selamlar. Sevgili başkanım Harun Cici'ye de selamlar. Çok sağ ol Ahmetciğim. Hepinizi öpüyoruz. Erzurum'a saygılarımızı yolluyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim.
Evet başkanım, görüyorsun şimdi, Erzurum. Doğru, çok duygulandım, çok değerli bir arkadaşımız. Hakikaten, sağ olsun. Bak oradan katılması da bizi, beni duygulandırdı. Evet. Evet. Orada yine üçümüz, dördümüz de vardı. O da vardı. Mehmet de vardı ama beşimiz. Mehmet de vardı. Bak Zeki ablam veterinerde bakıyor. Doğrudur. Zeki Hanım'a da saygılarımızı sunalım. Ve demin unuttum, kusura